Şimdi hemen Endonezya'ya, Bali Adası'na gidelim. Haber editörü Elif Saatçioğlu orada. Elif Saatçioğlu, yayınımıza hoş geldin. Sözü ve yayın sana devrediyoruz. Burada sabah erken saatlerini yaşıyoruz. Orada saat kaç? Erkan Tan, teşekkürler. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Endonezya'nın Bali Adası'ndayız. Burada saat artık öğlen saatlerine geliyor. Sabahın biz de erken saatlerinden beri aslında yayınlarımızda devam ediyoruz. Çünkü burada G20 zirvesinin ilk günü resmen başladı. Başkan Erdoğan'ın karşılanmasıyla yerel saatle saat sabah 9 sularında, ki Türkiye saatiyle bu sabaha karşı 4'e denk geliyor. Başkan Erdoğan'ın resmi karşılama töreni yapıldı. Bunun ardından dünya liderleri de yine karşılama törenine katıldıktan sonra G20 Liderler Zirvesi'nin birinci günü başladı. G20 iki günden oluşacak. Bugün iki oturum var. İlk oturum da sona erdi. Söylediğimiz gibi biz güne biraz daha erken başladık. İlk oturumda gıda ve enerji konuşuldu. İkinci oturum sağlık oturumu olacak. Endonezya saatiyle öğleden sonra yapılacak. Önümüzdeki iki saat içerisinde ikinci oturumda başlayacak. Başkan Erdoğan'ın her iki oturumda da hitabı vardı. İlk oturumdaki hitabını gerçekleştirdi. 17 devlet başkanına ve 20 ülkenin yetkililerine hitap etti. Özellikle gıda ve enerji konusunda Başkan Erdoğan'ın söylemleri önemliydi. Dünya basınında da ciddi şekilde merak ediliyordu. Yine bu hitaplarda sonrasında paylaşılacak. Zira G20'nin kuralı sebebiyle hitaplar, bütün devlet başkanlarının hitapları Endonezya dışında basına kapalı yapıldı. Bu noktada neden önemliydi? İsterseniz onun altını çizelim. Bildiğiniz üzere G20 Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından beri ilk defa toplanıyor. Endonezya'nın Bali Adası'nda bir araya geldiler. Geçtiğimiz sene Roma'da yapılmıştı. Fakat pandemi sebebiyle katılım biraz daha azdı. Bu sebeple hem yüksek katılımlı bir G20, hem gergin bir G20 zirvesi, hem de savaşın gölgesinde bir G20 zirvesi gerçekleştirildi. Tahıl koridoru çok önemli bir mesele. Yine dünya liderleri de Başkan Erdoğan'la bu konuyu konuşmak için burada olduğu söyleniliyor. Yine aralarındaki ajandalardan bir tanesi olduğu söyleniyor bu nokta. Diplomasi kulislerinde bunu da altını çizelim. Neden? Çünkü Başkan Erdoğan, bildiğiniz üzere, savaşın başından beri Rusya ile Ukrayna arasında ciddi bir arabuluculuk politikası yönetiyordu. Bunun sebebiyle de aslında özellikle tahıl koridoru tekrar sallantıya girmişken G20 Liderler Zirvesi'nde buna bir çözüm bulmak isteniyor. Peki G20'nin ilk günü bu şekilde gidiyor. Önümüzdeki saatlerde de ikinci oturum olacak. Sağlık oturumu, ki o da oldukça önemli. Söylemiştik, pandemiden sonra yapılan ikinci G20 Zirvesi. Pandemiden sonra yapılan en büyük kapsamlı G20 Zirvesi. Dolayısıyla küresel sağlık oldukça önemli bir mesele. Başkan Erdoğan yine 9. sırada önümüzdeki saatlerde konuşmasını yapacak. Ve sağlık konusunda da dünya liderlerine hitap edecek. Fakat G20'nin ilk günü bununla da kısıtlı değil. Liderler, bütün dünya liderleri de olduğu gibi, zaten Çin-ABD görüşmesi yaşandı. Bunu da haberlerimizde anlatıyoruz. Bu şekilde liderler ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın bugün kesinleşmiş bir İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni ile bir görüşmesi var, ikili görüşmesi var. Fakat gün içerisinde yine önemli ikili görüşmeleri olacak. Biz de Endonezya'nın Bali kentinden oldukça bu görüşmeler aktarmaya devam edeceğiz. Tabii ek olarak bu ikili görüşmelerin yanı sıra ertesi gün tekrar oturumlar devam edecek. G20'nin ikinci ve son gününde yine ikili görüşmeler sürecek. Yarınki görüşmelerde de kesinleşmiş olarak Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'la temaslar sürecek. Yani hem oturumlar içerisinde önemli temaslar var, grup halinde devlet başkanlarının bir araya geldiği bir görüşme sistemi var. Aynı zamanda da ikili görüşmelerle dünya çapındaki bütün diplomatik konuların ele alındığı bir ortam oluşturuldu. Söylediğimiz gibi G20'nin ilk günündeyiz. Katılım çok büyük. Dünya çapından tüm gazeteciler, neredeyse bütün ülkelerdeki gazeteciler burada G20 zirvesini Endonezya'nın Bali Adası'nda takip ediyor. Normalde diplomasinin kalbinin attığı bir nokta olmamasına rağmen şu an aslında dünya diplomasisinin merkez üssü olmuş durumda Bali. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de böyle devam edecek. Ben ve kameraman arkadaşım Taha Hazar, Endonezya'nın Bali Adası'ndan sizlere gelişmeleri her zaman olduğu gibi an be an, geçtiğimiz günde olduğu gibi an be an aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim, sözü Endonezya'dan tekrar İstanbul'a bırakalım.
Elif Saatçioğlu yayınımıza katıldı. Endonezya'dan, Bali Adası'ndan Sabah Ajansı gazete başlıklarıyla devam edecek efendim. Saatlerimiz 7'yi 7 dakika geçiyor.